Sevgili izleyenler, şu an Kent Meydanı'ndayız. Kent Meydanı'nda Sivas'ta gençleri tutmanın yollarını soracağız. Merhabalar amcacığım. Merhaba. Size bir tane soru soracağız. Sivas'ta gençleri tutmanın yolları, biliyorsunuz ki gençler burada durmuyorlar, gidiyorlar başka şehirlere. Bunun yolları sizce nelerdir? Sivas'ta gençlerimizi nasıl tutabiliriz? İş yoktur, onlar gidiyorlar. Benim torunum da gitti bitire. Bunların burada kalması için ne yapmamız gerekiyor? Gençlerin burada kalması. İş olması lazım. Teşekkür ederiz. Ağlarım ellerim garip diyardan bilmem nerede kalır ölüm efendi bilmem nerede kalır. Yatarken her yandan geldi yediler bir camal yama çıma kodlar onun için düştü yolum efendi, ağlar yenilerim, garip diyardan, Sivas'ın bir köyü, elim efendi. Sivas Editör Haber sokak röportajındayız. Sorumuz şu, Sivaslı gençler Sivas'ta kalmak istemiyorlar. Gençleri Sivas'ta tutabilecek neler yapabiliriz? Bir genç olarak sizin fikirleriniz nelerdir? Bence gençlerimize yararlı olacak etkinlikler yaparak Sivas'ımızda tutabilirsiniz gençleri. Nasıl etkinlikler sizce? Ya ne bileyim hani güzel böyle düzenli ekip olarak gidebilecekleri etkinlikler olabilir. Yararlı derslerle alakalı öyle etkinlikler. Ben Erdinç, yaşım 30. Açık söyleyeyim ben de işsizler kervanındayım. Vallahi burada iş aramaktayım. Ama yani çok sıkıntı. İş sahası da yok. Yani başta şunu unuttum demin söylemeyi, iş sahasının da açılması lazım. Gençler arasında işsizlik de çok. Yani önceden bir kuaförde falan çalışıyordum. Şimdi ben bile yani bir iş sıkıntı yani ya. İş sıkıntı çok, gençler arasında işsizliğin çözülmesi lazım. Kaç kere mesela yine söyleyeyim size, belediye başkanına, valiliğe falan bu iletileri yaptık bu sorunlara ama hiç kimse ilgilenmiyor yani. Yani gençler tabii buradan, yani gençleri anlıyorum niye gitmek istiyorlar. Bir bıkkınlık var burada gençler arasında yani. Başta şu üniversiteyi bir düzeltmeleri, halletmeleri lazım. Gençler arasında şu çok sorun. Üniversitelerde biz de önceden anket yaptık öğrenci arkadaşlarla. Gençler en çok bundan yakınıyor, dert yakınıyor yani. Ulaşım sorunu en başta üniversitede. Ve şu yurt sorunları. Çoğu kişi mesela yurtları beğenmiyor, yurtları yetersiz buluyor, yemekleri kötü buluyor. Ve en başta yurtlardan önce şu ulaşım sorunları. Ulaşım sorunu. Mesela minibüs seferlerinin arttırılması lazım üniversitede. Bu çok sorun. Sefer sayılarının arttırılması lazım. Biz de kaç kere falan valiliğe falan ilettik. Yorumlarda falan yazdık Twitter'dan olsun ama hala hiç ilgilenen yok yani. Valilik olsun, belediye başkanı. En başta sorun şu üniversite. Yani sosyal aktiviteler yok. En çok buna dert yakınıyorlar gençler mesela. Sosyal aktivite gençlerin önüne açılması lazım. Gençlerin dinlenmesi lazım. Yani gençleri dinleyen yok memlekette, açık söyleyeyim yani. Önce gençlerin dinlenmesi lazım. Çocukların, gençlerin bir dinlenmesi lazım, önünün açılması lazım. Ve bir de şu var, şöyle söyleyeyim, üniversitede bizi önceden ankette yaptık arkadaşlar arasında. Üniversitede mesela millet çok şikayetçi. Mesela önceden buralarda böyle olaylar olmazdı, açık söyleyeyim. Şimdi kadına şiddet olayları mesela artmakta Sivas'ta. Gasp olayları, hırsızlık olayları bir ara vardı. Siz biliyor musunuz, dikkatini çektim. Sizi bilmiyorum ama yani çok değişti bu şehir, onu söyleyeyim ben de. Gençler arasında yani bir öfke, sinirlilik yani. Bayağı bir şey var yani, daha söylemek istiyorum da yani açıkça. Yani bu kadar benim söylemek istediğim, gençlerin önü açılsın diyeceğim. Yani başka bir şey söylemek istemiyorum artık, içimden gelmiyor yani bu şehirde. Ne yapılabilir? Berbat bir yer çünkü. Deniz yok, insanlar yobaz.
Peki arkadaşlar ne yapabilir? Yani insanlarımız biraz daha şöyle söyleyeyim, biraz daha gelişmiş olabilir. Yani biliyorsunuz İç Anadolu bölgesindeyiz ve tarih olarak biraz eskiye dayanıyor ve insanlar nasıl desem kültürlerine bağlı. Ama bu kültürler bazen sıkıcı olabiliyor. O yüzden biraz kültürel farklılıklar gerekiyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar katkılarınızdan dolayı. Bu arada sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Bekir. Benimki de Elif. Çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Çok memnun olduk Seyit Bey. Sorumuz şu, Sivas'ta gençler kalmak istemiyorlar. Gençleri Sivas'ta tutabilmek için neler yapılabilir? İş konusundan dolayı. Bu konuda sizin fikirleriniz var. Neden kalmak istemiyorlar ve Sivas'ta gençleri tutabilmek için neler yapabiliriz? Genç olmadığı için. Yani işten dolayı kalmıyorlar. İşten ne yapabiliriz? Yani gençler için ne yapabiliriz ki gençler Sivas'ta kalsın? Ya şu anda iş yok. Yani Sivas'ta durdum işte. Yani buna direkt nasıl yapacağız? Hiç olmaz ki. Çok işsiz, çok. Ben de sürekli senedir çalışıyorum. Dört tane çalışıyorum. Yani şimdi yerden 36 yaşındayım. Ben Sivas'a bir iş kurarım. Buradaki iş çok, ne de çok. Daha göstersin. Ama iş yok. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Öncelikle Sivas Editör Haber şu soruyu soruyor. Sivas'ta gençler neden kalmıyor? Kalmak için ne yapılması üç tane, lazım? Üç tane. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Ahmet İzzet Hatipoğlu, Kangal öğrenecek benim. Benim 3 tane üniversite mezunum var. Şimdi 3 tane üniversite mezunum var ama Ankara'da dayım yoktu benim. Okumuş 3 tanesi de. Sivas'ta genç ne kalacak? Ben kontrol parasını ben veriyorum çocuğumun. Sigara parasını da ben veriyorum. Emekli bir adamın ne kalacaksa bir milletvekili 5 milyon maaş alıyor, 5 yerden maaş alıyor. Emeklinin çocuğu 5 yerden maaş alabiliyor mu? Emekli alabiliyor mu ki çocuğu o kadar? Sivas'ta at yapı yok, sanayi yok, hizmet yok, bir şey yok. %76'ın arasında işe geldi, iktidara geldi bu okullar. Sivas'ı terk etti, gitti milletvekillerini göstersene. Göstersene, nerede? İsmet Yılmaz, Habib Soluk, nerede bunlar? Bu milletvekiller Sivas'ta sahip çıkan adamlar nedir? Hiç kimse yok. Sivas birkaç seneye kadar Kayseri'nin kazası olabilir. Onlar yani vatandaş hiç şey yapmasın. Sivas'ta iş yok ya. Sivas'ta iş yok, güç yok. Adam acından ölüyor. Bir markete incirin kilosu bir yerde 10 lira, bir yerde 50 lira. Bunu yukarıdaki büyükler görmüyorlar ama onlar 70-80 milyar maaş ediyorlar. Adamlar neyse emekli 3 milyondan canı çıkıyor. Kıvarsın dursun, etin kilosu 70 ya. Haydi bunlar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hanım kızım bak. Şimdi amcacığım senin gibi de ayrı alalım. Sivas'ta gençler senin için kalmıyorlar. Sivas'ta işsizlik var. Biz mesela Düzemşehir'de çalıştığımız dönemlerde 6-7 bin personelle çalışıyorduk. Gençlerimiz de o fabrika önünde el arabalarıyla sebze meyve satıp hem de okuyorlardı. Şimdi gençlerin Sivas'ta kalması için iş bulması lazım önce. İşsizlik nedeniyle kalmıyorlar. İşçi olan bir genç Sivas'ı niye terk etti? Sivas güzel memleket, yaşanabilecek memleket. Ben de Gemerik'ten genç yaşlarda 12 yaşında Sivas'a geldim ve 12 yaşında Düzemşehir'de çalışmaya başladım ve oradan emekli oldum. Ama şimdi Düzemşehir'de 1200 kişi veya 800 kişi çalışıyor. 800 kişinin demek ki bak 6-7 bin kişi çalışırken genciyle beraber, çocuğuyla beraber birçok insanlar Sivas'ı terk etmişler. Sivas'ta hem göç var, hem işsizlik var. Hem de gençlerin çalışabileceği bir yeri yok. Ne mesela sanayide, sanayi tam gelişmemiş. Fabrika yok. Düzemşehir'in fabrikanın 6000-7000 kişi çalışan, personel çalışan bir fabrikanın 800 kişiye düşmesi, dikim evinin yetmesi, efendime söyleyeyim birçok yerlerin yok olması, hastanelerin sayısının azalması ve işsizliğin başlaması. Gençliği de götürüyor başka yere. Hani bu Sivas için böyle değil. Türkiye'de İç Anadolu'nun, yani Anadolu'nun bütün sorunu bu.
Anadolu'ya. İş yerleri Anadolu'yu düşünelim bak işte İstanbul niye 3 milyondan 15 milyona 20 milyona yükseldi. İş bulabilmek için İstanbul'a gidiyorlar herkes. Onun için işsizlik sorunu var. İşsizlik sorunu halledilirse, sanayi gelişirse, Sivas'ta fabrika kurulursa ve esnaf gelişirse daha güzel bir Sivas olur. Esnafın da sayısı getirir. Örneğin burayı açtılar. Kayseri'de olduğu gibi şu alana 1000 tane dükkan yapılmış olsaydı 1000 tane esnaf burada çalışırdı. 1000 tane de çırak yetişirdi. O 1000 tane genç burada iş bulurdu. İşte 1000 tane ev meydana gelirdi. Ev açılmış olurdu değil mi? Evet. Burayı 6 dükkana dönüştürmediler. Bak bir şuradaki rahmetli Süleyman Bey'in açtığı yeraltı çarşısı en az 30 tane, 40 tane esnafı besliyor veya esnafı barındırıyor. 30-40 tane de genci barındırıyor. E buraya da Kayseri'de olduğu gibi 1000 tane bir iş yeri açılsaydı, dükkan yapılmış olsaydı 1000 tane de işçi çalışacak, çırak çalışacak, fabrika kurulmuş olurdu en azından. Onu bile çok gördülersin. Hani Sivas bir meydanı dahi değerlendiremedi. Sivas'ta yatırım, Sivas'ı seven çok da yatırım yapan yok. Sivas'ta vadeden çok da, gelen çok da, hizmet eden yok. 63'ten bu tarafa ben hizmeti Sivas'ta eksik gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam 11 milletvekili vardı, 9'a düştü. Bugün 5'e düştü milletvekili sayısı. Yarın 4'e düşerse hiç şaşırmayın. Gençler de gidiyor, ihtiyarlar da gidiyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Eyvallah.